Evet arkadaşlarım limitin 6. testiyle devam ediyoruz. fx fonksiyonu her x reel sayısı için sürekli olduğuna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Fonksiyona bakalım. A kritik nokta olarak verilmiş. Madem her x reel sayısı için sürekli o zaman kritik noktada da yani A noktasında da sürekli olmalıdır. Soldan limitin sağdan limitine eşit olmalıdır. x yerine A yazalım. Sol limiti buna eşit. x yerine A yazalım sağ limiti buna eşit. 15 eşittir 3A'dan A'yı 5 buluruz arkadaşlar. Bu fonksiyonun kritik noktası 5'miş. Şimdi inceleyelim. Normalde burada 4'e sağdan yaklaşmalıyız, soldan yaklaşmalıyız arkadaşlar. Ama şuna dikkat edin. Hiç işlemi uzatmadan şöyle yapalım. X yerine 4 yazdığımızda 8 geliyor. Yani 8'e sağdan ve soldan yaklaşacağız. 8 burada kritik nokta olmadığı için bulunduğu aralığa bakacağız. 5 x eksi 3. Ve x yerine 8 yazdığımızda bize 37'yi verir. Birinci ifade doğrudur. Şimdi buna bakalım. x yerine 4 yazıyorum. 8 eksi 1'den ne geliyor? 7. Yani 7'ye sağdan yaklaşacağız. Soldan yaklaşacağız. Ama 7 kritik nokta değil. Bulunduğu yere bakmam yeterli. 5x eksi 3'ü kullanacağız ve x yerine 7 yazacağız. 35 eksi 3'ten 32 gelecek. Bu ifade de doğrudur. Şimdi buna bakalım arkadaşlar. x yerine 3 yazalım. Ne geldi? F4. Şimdi 4 ifadesine aslında sağdan yaklaşacağız, soldan yaklaşacağız. İsterseniz bir kere açık yazın. 3'e sağdan yaklaştığında 4 artı gelir. Soldan yaklaştığında 4 eksi gelir. Yani 4 ifadesi kritik nokta mı, bunu kontrol edelim değil. O yüzden bulunduğu aralığa bakacağım. 2x artı 12 fonksiyonu geliyor. Ve x yerine 4 yazacağım. 8 artı 12'den 20 geldi. Bu ifade de doğrudur. Cevabımız 1, 2, 3'tür. 2'ye bakalım. fx ifadesinin tanımsız olduğu noktalar kümesi eksi 2, 3 olduğuna göre f1 nedir demiş. Arkadaşlar tanımsız olduğu noktalar paydayı sıfır yapan noktalardır. Şimdi buradaki ifadede kökler toplamı nedir? Eksi b bölü a formülünden b'miz artı b arkadaşlar. a dediğimizde 1 eksi b geldi. E kökler toplamı nedir? Eksi 2 artı 3'ten 1'dir. Buradan b'nin eksi 1 olduğunu anlarız. Şimdi bu ifadede kökler çarpımı neye eşittir? C bölü A formülünden C gelir. Kökler çarpımı eksi 2 çarpı 3'ten eksi 6'dır. C'yi de böyle bulduk. Şimdi bulduğumuz ifadeleri yerine yazalım. B'yi eksi 1 bulduk. de eksi 6. F1'i sormuş. X yerine 1 yazacağız. Bunlar birbirini götürür. 2 bölü eksi 6'dan eksi 1 bölü cevabımızdır. Geldik 3'e fx ifadesi her x gerçel sayısı için sürekli olduğuna göre a nedir? Tabii ki kritik noktaya göre bakacağız arkadaşlar. Sağ limit sol limiti eşit olacak. Aynı zamanda 4'teki görüntüsü limit değerine eşit olacak. Şimdi ben x yerine 4 yazdığım zaman 3 geliyor. 4 yazdığım zaman eksi 3 bölü eksi 1'den 3 geliyor. Limitin değeri 3'müş arkadaşlar. Şimdi değerine bakalım. Yani 4 noktasındaki görüntüsüne x yerine 4 yazacağız. 4 yazdığımda 4'ün karesi 16 artı 9'dan 25 gelir. 1'i buraya alalım. 2. 2 eşittir. Logaritma A tabanında 25 olur. Buradan A kare 25 şeklinde üstten hale getirdik. Kare kökünü aldığımızda 5 ve eksi 5 gelir. Logaritmanın tanımlı olduğu aralıkta A birden farklı olacak ve sıfırdan büyük olacak arkadaşlar. O zaman negatif olamaz. A'mız 5'tir. 4'e bakalım fx ifadesi her x gerçel sayısı için sürekli olduğuna göre. Meynin alacağı en büyük tam sayı değeri nedir? Yani arkadaşlar bu fx'i tanımsız yapan bir değer yok demek istiyor. Paydayı sıfır yapan bir değer yok diyor. Payda sıfırdan farklıymış. Bu durumda aklımıza ne gelecek? Delta sıfırdan küçük olduğunda burayı sıfır yapan bir nokta yoktur. Burada b kare eksi 4ac küçük sıfır inceleyeceğiz. b dediğimiz x'in katsayısı. sayısı. Eksi 2 m'nin karesi 4 m kare olur. A dediğimiz x karenin katsayısı, C dediğimiz sabit. Bu küçük sıfır olacak. Arkadaşlar dörtleri sadeleştirebilirim. Şimdi biraz düzenleyelim. Burayı dağıttığımda m kare eksi m eksi 2 gelecek. Şunlar da birbirini götürür. Buradan artı m artı 2 küçük sıfırdan m küçük eksi 2 gelir. M'nin alacağı en büyük değer burada eksi 3'tür. Beşinci soruda ne var bakalım. Yukarıda fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. P fonksiyonun süreksiz olduğu noktaların apsisleri çarpımı nedir? Bir kere arkadaşlar süreksiz olduğu noktalarda kesinlikle içi boş bir delik vardır. Bakın biri bu. Bakın burada ne var? E, sol limit zaten 0 noktasında sol limit bir, sağ limit 0. Burada süreksiz olduğunu görüyoruz. İçi boş arkadaşlar. Bakın burada da içi boş. 2 için 3 için de içinin boş olduğunu görüyorum. Buradaki tam sayılarımızı bulmuş olduk. Bana süreksiz olduğu noktaların apsisleri çarpımı nedir diyor. 0 da için işin içinde olduğu için çarpımı bize 0 verecektir. Yukarıda f(x) fonksiyonun grafiği verilmiştir. Gx ifadesinin tanımsız olduğu noktaların absisleri toplamı nedir? Bu ifadeyi tanımsız yapan noktalar fx'in 0 olduğu noktalardır. O noktalarda fx'in x ekseni kestiği noktalardır. Çünkü bu noktalarda y değeri 0'dır arkadaşlar. Bana absislerin toplamı nedir diyor. Eksi 2 artı 1 ve 3 diyebilir miyiz acaba? Şimdi gençler buradaki fonksiyonun Denklemini yazacak olursak şöyle yazarız. K çarpı bir tane sabiti olsun. X eksi eksi 2'den x artı 2. Sonra x eksi 1. X eksi 3 deriz. Bakın fx bu. Şurayı silelim. Yukarıda da ne var? X, x kare eksi 9 var. O zaman arkadaşlar şöyle diyeceğiz. İfadesini tanımsız yapan noktalar. Burada x eksi 3, x artı 3 var. Normalde şunlar birbirini götürür. 2 nokta varmış gibi görünse de buradaki 3 noktası fx'i 0 yaptığı için onu da dahil edeceğiz arkadaşlar. Eksi 1 artı 3'ten cevap 2'dir. Şekilde fx doğrusal fonksiyonun grafiği verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi x eşittir eksi 2 hapsisi noktada tanımsızdır demiş. Şimdi arkadaşlar eksi 2 demiş dikkatli olalım. Burada eksi 2'de fonksiyonun değerinin 0 olduğunu biliyoruz. O zaman fx gördüğüm yerlere 0 yazayım arkadaşlar. Bakın payda eksi 1 oldu. Payda 2 oldu. Paydası 1, paydası 3 oldu. Ama burada payda 0 olduğu için demek ki bu fonksiyonda tanımsızmış arkadaşlar. fx parçalı fonksiyon olarak verilmiş. Eksi 3 ve 2 kritik noktalarımız. F fonksiyonunun süreksiz olduğu kaç nokta vardır? Sadece kritik noktayı kontrol edebiliriz. Şimdi arkadaşlar eksi 3 için bakalım. Soldan yaklaştığımızda değer neye eşit? 0 bölü 0 gelir. Ama bu belirsizlikten kurtarmalıyız bunu. Paydayı çarpanlarına ayıralım. Şunlar gitti. Ve 1 bölü x eksi 3 oldu. x yerine eksi 3 yazdığımızda eksi 1 bölü 6'yı verdi. Soldan yaklaştık. Şimdi sağdan yaklaşalım. Eksi yerine eksi 3 diyeceğiz arkadaşlar. Eksi 3, eksi 1 daha, eksi 4. Eksi 15, eksi 11 daha, eksi 26 olur. Burada tamamıyla birbirinden farklı değerler bulduk. Bakın eksi 15, eksi 11 daha, eksi 26. Yani 2 bölü 13 oldu. Bir kere eksi 3'e soldan yaklaştığımız değerle sağdan yaklaştığımız değer aynı çıkmadı. Demek ki eksi 3 de süreksizmiş. Zaten limiti de yok. Şimdi iki noktasını kontrol edelim arkadaşlarım. Şuraları silelim. Ve 2 noktasını kontrol edelim. 2'ye soldan yaklaştığımda 2 yazacağım. 1 bölü Eksi 1'den eksi 1 geliyor. Sağdan yaklaştığımda 2 yazıyorum. 6 eksi 4'ten 2. 2 bölü 6'dan 1 bölü 3. Eksi 1, 1 bölü 3 eşittir. Zaten limiti yok arkadaşlar. 2 için de süreksiz olduğunu söyleriz. Kontrol edebileceğimiz 2 nokta vardı. Onları yazdık. Onları hesapladık. 2 noktada süreksizdir. Yukarıda grafiği verilen f fonksiyonu kaç noktada limit olduğu halde sürekli değildir. Sürekli değil diyorsa içi boş olan yere bakacağız arkadaşlar. Bakın içi boş 2 noktasına bakıyorum, İçi boş. 3 noktasına bakıyorum, tamam. Şimdi 2'ye baktığımda sol limiti, sağ limitine eşit değil. Bunu inceleyemem. Limiti olduğu halde demiş. 2'de limiti yok zaten. 3'e baktığımda sağ limit, sol limiti eşit ve süreksizdir. X eşittir 3 de bu şartı sağlıyor. Ama bize kaç noktada dediği için sadece bir nokta var. Cevabımız Bursa. 10. soruya bakalım. Yukarıda grafiği verilen fx fonksiyonu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Eksi 2 absisi noktasında sürekli değildir. Arkadaşlar eksi 2'ye bak içi boş bitti. O yüzden sürekli değildir diyeceğiz. Bu ifade doğrudur. Eksi 2 absisi noktasında süreklidir. Arkadaşlar 2 noktasına bakıyorum. Sağ limit pardon sol limit sağ limiti eşittir limiti var. Aynı zamanda ikideki görüntüsü limitin değerinin eşit olduğu için süreklidir. Bu ifade de doğrudur. X eşittir bir hapsisi noktasında limiti vardır ama sürekli değildir. Şimdi bire bakalım arkadaşlar. Zaten bir de içi boş olduğunu görüyorum sürekli değil. Ama sol limit sağ limite eşit olduğu için sol limit sağ limite eşit olduğu için limiti vardır. İçi boş olduğundan sürekli değildir diyeceğiz. Ya da şöyle açıklayalım. Sol limit sağ limit sıfıra eşittir. Birdeki görüntüsü de ikiye eşittir. Limit değeri birdeki görüntüsüne eşit olmadığından sürekli değildir. Burada üçü de doğru arkadaşlar. Ve son sorumuz. Yukarıda fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre f fonksiyonu için ifadelerinden hangileri doğrudur? x eşittir eksi 3 artısı noktasında süreksizdir. Arkadaşlar eksi 3'te bakın eğriler ayrılmış. Zaten limiti yok. Dolayısıyla süreksizdir. İfadesi doğrudur. X eşittir 1 apsisi noktasında limit olup süreklidir. Arkadaşlar bir noktasında sağ limit sol limiti eşit ve değeri 3'tür. Ama bir noktasında görüntüsü yok. Görüntüsünün de 3'e eşit olması gerekirdi sürekli olması için. Bu ifade yanlıştır. X eşittir 3 apsisi noktasında süreklidir demiş. 3'e bakalım. Sağ limit, sol limit 2 buradaki değeri eşit arkadaşlar. Aynı zamanda 3'teki görüntüsü de bu değeri eşit. Limitin değeri eşit olduğu için süreklidir ifadesi doğrudur. 1 ve 3 cevabımızdır. Evet arkadaşlar çözümler umarım açıklayıcı oluyordur. Faydalı oluyordur. Beğeniyorsanız videoları beğenmeyi unutmayınız lütfen. Sonraki testlerde görüşürüz. Hoşçakalın.